Bakın bir daha söylüyorum. 10 yıl içerisinde Mehdi'yi görecek insanlar. İttihat-ı İslam'ı görecekler. Fakat hayret. Hazreti İsa Mesih'i 2000 yıl sonra Allah'ın katından inmiş olarak insanlar görecekler. İnşallah. Yani bu hayret üstüne hayret, hayret üstüne hayrettir. Yani çok büyük olay bu. Şahane bir olay. Ahir zamanın bu kadar renkli olması, bu kadar güzel olması. Maşallah. İnşallah. Ama bakın Mehdiyeti kapatmak için yapılan emeklere, gayretlere de dikkat edin. Yani nur talebesi kardeşlerimizin içinden çıkıyor, cübbeliden çıkıyor, kubbeliden çıkıyor, şübbeliden çıkıyor, her yerden çıkıyor. Evet, inşallah. Panik halde örtbas etmeye çalışıyor. Bir de şirin görünme politikası var. Mesela çıkıyor ay yaşkılıklı birisi böyle dumancı. Bizim milletimizin damarı neyden gider? Genel olarak İslam aleminin aradığı şeyler nelerdir? Bir bakıyor. Ya diyor ben diyor bir Yahudi düşman olayım diyor. Ama çoluk çocuk kim olsa hepsinden bir nefret edeyim diyor. Oradan bir puan kazanırım diyor. Çıkıyor. Bak çocuklarına da diyor bak küçük 3 yaşında çocuk da olsa diyor ben düşmanım diyor adam. Yani bak şaşırıyorsun var böyle adam sen de göstereyim. 3 yaşında çocuk dahi olsa hepsine düşmanım diyor. Ve hepsine nefret ediyorum diyor. Hristiyanları da aynı şekilde katledilmesi gereken varlık olarak görüyor. Puan kazanacağım kafasıyla. Bakıyorsun hiç ummadık bir şekilde akıl almaz noktalara saldırıyor. Ama bu kişilerin ana konusuna geldiğimizde ve ana özelliklerine geldiğimizde sevgiyi bilmediklerini görüyoruz. Bu tipleri bir inceleyin, hayret edeceksiniz. Hiçbir konuşmasında bunlar ama hiçbir konuşmasında sevgiden bahsetmezler. Şefkatten hiçbir şekilde bahsetmezler. Muhabbetten hiçbir şekilde bahsetmezler. İttihat-ı İslam'dan özellikle şu son zamanlarda hiç bahsetmezler. Türkistan Birliği'nden hiç bahsetmezler. Ama fitne, fucur, şuna buna falan saldırı, hasetli, kıskançlık. Bunlar kart hasut kafasında. Yani önüne gelene haset eder. Bir tek kendini çok beğenir. Başkasını hiç kimseyi beğenmez. Ama yıkma kastıyla, tamir kastıyla değil. Yani müthiş hasut oluyorlar. Yani. Evet. Acayip haset içinde oluyorlar. Onun için Fethullah Hoca diyor, başarılarınızı sakın söylemeyin diyor. Böyle tipler ortaya çıkıp o hasedi dile getirebiliyorlar. Evet.